Bugün yakın bir zamanda nesli tükenecek olan en benzersiz ve en sıra dışı hayvanlardan bahsedeceğiz. Bu özel hayvanlara geçmeden önce ise videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuza Goti tarantulasıyla başlıyoruz. Sadece Hindistan'da 96 kilometre karelik bir ormanda yaşayan bu canlı, parlak renkleri yüzünden yıllarca koleksiyonerlerin hedefi olmuştur. Yetişkin bir örümceğe ödenen ücret 500 doları bulduğundan aşırı avlanmış ve nesli de tehlike altına girmiştir. Rengi ve tüyleriyle hemen dikkat çeken Goti tarantulaları, nesli tükenme riski altına girdikten sonra ise koruma altına alınmıştır. Kelaynak, kayalık ve yarı çöl kurak yaşam alanlarında bulunan, iri yapılı, suda veya çamurda yürüyen ince uzun kıvrık gagalı, 70 ve 80 cm uzunluğunda 120-135 cm'lik kanat genişliğinde bir kuş türüdür. Kendilerine has görünüşleri ve özellikleriyle maalesef kelaynakların da nesli tükenme riski altında. Vahşi olarak yaşayan bu hayvanların nüfusu 420 olarak tahmin edilmekte. Yaklaşık 1500 tanesi ise tutsak tutulmakta. Yaşayabilecekleri yerlerse Fas, Türkiye ve Suriye'dir. Son olarak dünyada sadece Türkiye'de ve Fas'ta koruma altında az sayıda bulunmaktadırlar. Peki kimler daha öncesinde kelaynak görmüştü? Videomuza Afrika'da çoğunlukla Kenya ve Tanzanya'da yaşayan fil sivri fareleriyle devam ediyoruz. Komik fakat zoologlar bile bu hayvanın evrimsel geçmişinden hala emin değiller. Kendilerine has koşu tarzları olan fil sivri fareleri, kanguru gibi arka ayakları üzerinde öne ve yana atlamaktadırlar. Ayrıca dünyadaki en hızlı memelilerden biri olarak da kabul edilirler. Öyle ki saatte 30 km hıza ulaştıkları kayıtlara geçmiştir. Bu ilginç fare türünün de nesli tükenme riski altındadır ve bu yüzden koruma altında yaşamaktadırlar. Unikulaklı Küba yarasaları yalnızca Küba'nın batısında yer alan, neslinin tükendiğinin duyurulmasının ardından 1992'de tekrar keşfedildikleri bir mağarada yaşamaktadırlar. Uzmanlara göre mağarada 750'den daha az yarasa kalmıştır. Popülasyonun hayli azalmasının sebebi tam olarak bilinmese de, unikulaklı yarasaların özel yaşam alanlarının sıcak mağaralar olması nedeniyle türün neslinin tükenmesine dair doğalında yüksek bir yatkınlığı bulunmakta. Ayrıca bölgedeki yarasa popülasyonu artık insan faaliyetleri ve mağara çatısını çökerten ısıl değişkenlik nedeniyle de tehlike altında. Ve iklim değişikliği ciddi bir risk oluşturarak tehlikeyi daha kötü bir hale getirmektedir. Videomuzun son sırasında Jamaikalı iguana bulunmakta. Jamaika'nın endemik bir türü olan bu iguana ayrıca Jamaika'daki en büyük yerli kara hayvanıdır. Fakat 1948 ve 90 yılları arasında bu eşsiz iguana türünün neslinin tükendiği açıklanmış. Ancak zaman içerisinde başka Jamaikalı iguanalar gün yüzüne çıkmıştır. Sayıca yetersiz olduğu için Jamaikalı iguanalar günümüzde koruma altında yaşamlarını sürdürmektedir. Nesli tükenme riski altındaki sıra dışı hayvanlardan bahsettiğimiz bu videonun sonuna geldik. Peki sizce bu hayvanları korumak için ne gibi tedbirler alınmalı? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bekliyoruz.